diyorlar ya. İşte yerli ve milli birini tanımda o zamanki imtihanlar düzgün olduğu... Hükümet değişirse de kötü bir şey olmaz. Yeni bir hevesle mutlaka çok daha iyilerini yapacak duruma gelecekler. Fakat bunlar konuşturulmuyor. İHA'lar, SİHA'lar, gemiler göz önünde, bunlarla siyasi propaganda yapılıyor. Maalesef silahlı kuvvetlerimiz de buna alet ediliyor. Camiye siyaseti soktular, okula siyaseti soktular. Kamunun bütün gücünü kullanıyorlar. Uçaklarla propagandalara gidiyorlar. TRT 32 saat Sayın Cumhurbaşkanı'na, 32 dakika Sayın Kılıçdaroğlu'na fırsat veriyor. Bu şunu hatırlatıyor bana. Hani Hazreti Ömer'in mumu diye gelmiştiniz siz iktidara gelirken. Hani kamu kaynaklarınızı ayıracaktınız kişisel harcamalarınızdan, kişisel propagandalarınızdan. İşte bunun için yenileceksiniz. İşte bunun için yenileceksiniz. Devleti bizim diye düşünüyorsunuz. Devletimiz milletindir. Onda herkesin emeği vardır. O İHA'lar, SİHA'lar 90'lı yıllarda üretilmeye başlamış. Şimdi bu seviyeye gelmiş, emek veren herkesten Allah razı olsun. O Anadolu gemisinin yapıldığı tersane 72 yılında yapılmış. Ama eski iktidarlardan hiçbirisi bunları siyasete alet edip parti propagandası yapmadı. Bir sayın bakan da çıkmış diyor ki, bir de böyle bunlar ne demekse, bunlar gelirlerse İHA'ları, SİHA'ları depolara kaldırır. Önce sen Rusya'dan aldığın S-400'leri niye hangara kapattın? Onun bir hesabını versene. Onun parasını millet ödedi. Şimdi kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane troll milletvekili var. Dün benim söylediğim bu sözü kesmiş, millete trollük yapacağım diye uğraşıyor. Bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Dün dedim ki, asıl gündem seçim ve geçim. 14'ünden sonra bunlar hep yerlerine gidecek. SİHA'lar yerine gidecek, İHA'lar yerine gidecek ve gemi tersanesine gidecek. Bunları diyor kapatacak diye altında bizim devamını konuşmamızı yayınlamamış. Diyoruz ki evet bunlar seçimde kullanıldı, evet bunlar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle, açsızlıkla, kiralarla, enflasyonla hepsiyle baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur. Bunu unutmadan asla ve asla başka gündeme kapılmayın diyoruz. Ve şunun da sözünü veriyoruz. Nasıl 90'lı yıllarda üretilen İHA'lar, SİHA'lar şimdi geliştirilip kaldı, bu hale geldiyse, bize düşen o İHA'ları, SİHA'ları elimizde ne varsa bunları daha da geliştirip sınırlarımızı tehdit edenlerin hepsine, kim olursa olsun adı, hepsinin üzerine füze gibi yağmak için onları daha da geliştireceğiz. Şüpheniz mi var? Her seçim dönemi milliyetçi oluyorlar. Seçimlik milliyetçi. Evet, seçim dönemi milliyetçi oluyorlar. Yani siz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına aldıydınız. Bir tanesini falan değil. Her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık demediniz mi? Şimdi ne oldu? Seçim var değil mi? Bakın bir haber duyduk. Yine İmralı'ya heyet göndermişsiniz. Evet. Sayın Genel Başkanımız anlatır belki. Ve utanmadan bunlar APO'yu çıkaracak, bunlar teröristleri çıkacak diye propaganda yapıyorsunuz. Onları hapisten çıkaracak adam daha doğmadı bu ülkede. Cezasını tümünü çekecekler. Boş lafı boş verin. Bir defa siyasi af ya 360 oyla olur ya da Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla olur. Daha önce 3 kez meclise pişmanlık yasası getirdiler. Bunlarda şu vardı. Terör örgütü kuranların da bir seferlik pişmanlık yasasından yararlanmaları 2006'da, 2012'de, öbürlerini hatırlamıyorum. 3 defa. Ve milletvekilleri siz kimi çıkarıyorsunuz deyince geri çekmek zorunda kaldılar. Ben çok rahat bir şekilde diyebiliyorum. APO'yu Millet İttifakı çıkartmaz ama işinize gelirse, kullanmak isterseniz, çıkarırsanız gene siz çıkarırsınız. Sizden başkası bunu yapmaz. Net bir şekilde söylüyorum. Her türlü görüşmeyi yapan sizsiniz. Habur'u, Oslo'yu hiç kimse unutmadı daha. Eğer onlar sizin başkanlığınıza bir karşı çıkmasalardı belki hepsi dışarıdaydı. Yalan mı?
İşin gerçeği bu. O nedenle ben diyorum ki bakın PKK'ya biz neden karşıyız? Bir, elinde silah olan kanlı bir örgüt. Cezasını çekmeli. İki, federasyon talepleri var. Üç, özellik talepleri var. Dört, Türkiye ismini çıkartmak istiyorlar. Burasına Türkiye değil de adını değiştirelim falan diyorlar. Milletvekili yeminiyle problemleri var vesaire. Şimdi aynı görüşleri savunan Gaffar Okulların katillerinin uzantısı Hüdapar'ı aldılar yanlarına. Bize diyorlar ki ya yuh çekmeyin beni oyalamayın. Bir şey diyeceğim ama. Altı benzemez yan yana geldi diyorlar. Cenab-ı Allah hani ikide bir durup durup ekmek kuyruklarından bahsedenler İkinci Dünya Harbi'nde ekmek karneyle satıldı diye. Yok mu Bursa'da ekmek kuyrukları? Esit Kurumuran'da kuyruklar yok mu? Ne derse başlarına geliyor. Dolayısıyla altılı masa altılı masa altı benzemez diye alay ederken kendileri de altıyı buldular. Tek tek sayarsanız tam altı tane oldular. Fakat biz birbirimize benzemesek de oturduk. İki yıldır belli bir metinde anlaştık. Ne yapacağımız orada yazılı. Onun dışına kimse çıkamaz çünkü imza altına alındı. E peki siz böyle bir mutabakat metniniz yok. Bakanlarınız diyor ki onlar bizden değil. Biz onlarla ittifak değiliz. Onlardan utanıyorlar. Ona ne derse itirip kakalarına ne dersin? Peki ben onlara desem altı benzemez desem de hakaret. Altı benzer desem o da hakaret. Ben ne diyeceğim şimdi? Öyle mi? Kabullenmiyorlar çünkü. Dolayısıyla Sayın Bursalılar, bu mutabakat metninin dışında hiçbir şey yok. Burada hiç kimse izin vermez. Bunlar seçimli konuşmalar. Bir an evvel hemen başkanlık sisteminin terk edilip güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirmesi. Bunun çaresi, panzehri, ilacı da budur. İnşallah hep birlikte biz bunu başaracağız. Atanamamış öğretmenler için ne düşünüyorsun? Biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Hemen bir ay içerisinde 100.000 öğretmen tayin edeceğiz. Biz bunu söylüyoruz. Sen ne yapacaksın kardeşim? Ve arkasından 150.000 öğretmen tayini daha yapacağız. Çünkü bütün köylerde okulları yeniden açacağız. Bir veteriner, bir ziraat mühendisi, bir öğretmen ve aynı zamanda ziraat teknisyeni gibi arkadaşlarımızı oraya tayin edeceğiz ve devletten maaş alacaklar. Şimdi bütün köylerde, Türkiye'nin her tarafında, Bursa'da da öyle, yaş ortalaması 50 ile 55 arası. Gençlerin köylerinde dönüp üretim, tarım üretimi yapmaları için hem eşine, evliyseler eğer veya kardeşseler, yani bu genç arkadaşların tümünün SSK ya da Bağkur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz. Aynı zamanda ev kadınlarımıza en ağır yükü onlar çeker. Ve 18-26 yaşındaki gençlerimize hiçbir soru sormadan, hiçbir şart ileri sürmeden 2500 lira maaş bağlayacağız. Tarımın mazotunda, elektriğinde, ilacında, gübresinde indirimlere gidip sübvansiyonları en başında yapacağız. Havza bazlı tarım hayata geçirecek ve alım garantisi ve fiyat garantisi vereceğiz. Ve Türkiye'nin en önemli Suriyeli nüfusuna sahip Bursa. Şimdi ben bir şu soruyu sorayım. 7 trilyon dolar sınırdaşlarımızla ticaret hacmimiz vardı. Biz Suriye'yle niye kavga ettik? Bilginiz var mı? Durup dururken niye kavga ettik biz Suriyelilerle? Beşer Esad'la niye kavga ettik? Karşılığı 6-8-10 milyon Suriyeli. Yani miktarını da kimse bilmiyor bu arada. Diyelim 8 milyon. 8 milyon Suriyeli ülkemize geldi, şehirlerimize dağıldı. Beşer Esad yerinde duruyor,
attı gitti. Hemen sınırlarımızda da bir Kürdistan kuruluyor. Hemen ötesinde. Bu işten karımız ne oldu, zararımız ne oldu? Ve biz iktidara gelir gelmez 2 yıl içinde Türkiye'deki bilumum sığınmacıları geri göndereceğiz. Bu netlikte söylüyorum. Bursa önemli bir sanayi şehri ama sanayi konusunda herhangi bir yardım olunan, el uzatılan devlet adına herhangi bir durum yok. Devleti yöneten iktidar adına herhangi bir yardımcı olma durumu yok. Çünkü yandaşlar, kayırmalar önde. Şimdi bir şey deniliyor. Bakın bir şey deniliyor. Hani Mansur Bey aday olduğu zaman dediler ya, Mansur Bey seçildiği dakikadan itibaren bütün şeyler, saatleri, su saatlerini PKK'lar ve DHKPC'liler ödeyecekmiş. Şey bakacakmış, evinize getirecekmiş. Bunların hiçbir olmadığı gibi tertemiz vatan evlatları işe girdiler ve çalıştılar. İşten herkese atacak dendi. İşten atılmadığı gibi yeni insanlar işe alındı. Ankara'nın köylüsüne, çiftçisine 1 yılda 4,5 milyar lira para kazandırdı. Ama bir tane jeliboncu arkadaş var. Jeliboncu. Yalnız oğlum, niye bu adam dinozora takık? Ha? Niye dinozora takık? Anka Park diye bir park yapmış adam. Her yer dinozor. Garibim dinozorların burasını koparmışlar. Burasını koparmışlar. Burasını koparmışlar. Harcadığı para ne biliyor musunuz? 16 milyar lira. 3 kişinin cebine girmiş. 1 yılda. Kim Bursa'da da neler olduğunu biliyorsunuz. 3 kişinin cebine girmiş. 16 milyar lira ile Ankara'da ya da Bursa'da neler yapılabilirdi? Türkiye'de neler yapılabilirdi? Mesela gençlerin Türkiye genelinde KYK borçlarının tümü ödenebilirdi. Fabrika yapılabilirdi. İstihdam sağlanabilirdi. Yurt yapılabilirdi ki biz 12 buçuk metre karelik bir kişiye düşen alan sayısının 12 buçuk metre kare olduğu yurtlar yapacağız ve siz çok rahat oturacaksınız onların içinde çocuklar. Üniversite mezunlarının iş bulmalarına aracılık edeceğiz, öncülük edeceğiz. Şimdi bunların konuşulması gereken bir seçim esnasında en komiği şu. Ben Bursa'da PKK'lıyım. Diyarbakır'da faili meçhulcuyum. Vallahi kafayı yediler, yeminle söylüyorum. Aynı adamlar söylüyor. Van'da, Diyarbakır'da ben faili meçhulcuyum. Bursa'da, Ankara'da, Kocaeli'nde, doğduğum şehirde de PKK'lıyım. Ya muhteremler, kafayı mı yediniz, karar verin. İkisi birbirine o kadar zıt ki. PKK'lıysam PKK'yla mücadele etmişlere yapılan bir iftiradır faili meçhulcülük. Bizzat onların o mahkemelerin savcısıydın sen Sayın Erdoğan ve böyle bir durumda ben PKK'yla mücadele etmişlerden birisiyim. Ama aynı zamanda da PKK'lı diyorsunuz. Şimdi soru şu. Siz iktidarı kaybetmişsiniz. Siz iktidarı kaybetmişsiniz. Ben İçişleri Bakanlığı görevim nedeniyle ve Türkiye'nin sınır ötesi en uzun, en derin harekatının altında imzası bulunan tek İçişleri Bakanı olduğum için bu ülkenin şerefli polisleri tarafından korunuyorum. Ben istemiyorum. O kanun veriyor. Ya arkadaş, ben PKK'lıysam tutuklayın.